Merhabalar, haftanın özetini dinliyorsunuz. Yıllardır el değiştireceği söylenen web portalı Yahoo nihayet satıldı. Telekomünikasyon devi Verizon, Yahoo'nun ana iş birimlerini 4,8 milyar dolara satın aldı. Web portalı denildiğinde ilk aklımıza gelen isim olan Yahoo.com balonundan darbe yiyen ama yoluna devam etmeyi başaran Silikon Vadisi'nin en köklü girişimlerinden biriydi. 1994 yılında Stanford öğrencisi Jerry Yang ve David Filo tarafından seçkin bir internet rehberi olma iddiasıyla temeller atılan Yahoo, kuruluşundan 22 yıl sonra rekabete yenik düşmüş oldu. Satın almayla Yahoo'nun arama, içerik, mobil ve reklam departmanlarının sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kablosuz telekomünikasyon servis sağlayıcısı Verizon böylece dijital medya gücünü de katlamış oldu. Verizon, Huffington Post, TechCrunch, Engadget, Otoblog gibi dev internet yayınlarının çatısı altında barındıran AOL'in de sahibi. Türkiye'nin 3 büyük telekom şirketi güç birliğine gidiyor. İnternet altyapısını genişletmek ve var olan altyapıyı daha verimli kılmak isteyen Turkcell SuperOnline, Vodafone ve Türksat, ortak altyapı şirketi ya da kısaca OAŞ adı verilen bir şirket kurduklarını açıkladı. Telko derinde iştirak ettiği basın toplantısında duyurulan işbirliğine Türk Telekom'un da davet edildiği ancak Türkiye'deki fiber ve ADSL kablo altyapısının büyük kısmını elinde tutan şirketin ortaklıkta yer almak istemediği belirtildi. Türkiye'deki fiber altyapının %78'ini de elinde bulunduran ve bunu diğer operatörlere açmak istemeyen Türk Telekom'a karşı birleşen diğer operatörler maliyetlerini düşürerek kendi altyapılarını kuracaklar. Basın toplantısında bahsedilen yatırım miktarı ise yaklaşık 30 milyar dolar civarında. Türkiye'de daha çok hepsiburada.com yatırımıyla tanınan Diabraj Group, Türkiye'ye yatırım için 526 milyon dolarlık yatırım fonunu tamamladığını açıkladı. Gelişmekte olan pazarlara yatırım yapan Diabraj Group, başta 500 milyon dolar olarak planlanan fon hedefini son gelen 40 milyon dolarlık ekle aşmış oldu. %70'i Avrupalı ve Amerikalı yatırımcılarca taahhüt edilen ATF1 adlı fonun özellikle tüketici ürünleri ve hizmetleri, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende gibi büyüyen tüketimden beslenen sektörlerdeki orta ve büyük ölçekli işletmelere odaklanması bekleniyor. Dünyanın dört yanında ofisleri bulunan Diabraj Group, İstanbul ofisini 5 ana merkezinden biri olarak görüyor ve bu ofis üzerinden Türkiye ve Orta Asya yatırımlarını yönetiyor. Avrupa Komisyonu'nun hazırlattığı ve içinde Türkiye'ye ait rakamların da bulunduğu Avrupa 2015 E-Ticaret raporu yayınlandı. Digital Single Market raporuna göre 2015'te 10 kişiden fazla çalışanı olan Türkiye'deki şirketlerin %12,4'ü online kanallar üzerinden satış yapıyor. Son dönemlerde Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin operasyon merkezi konumuna gelen İrlanda'nın %32,2 ile başı çektiği raporda Avrupa ortalamasının ise %16,8 olduğu belirtildi. Şirketlerin sadece %3,59'unun sınır ötesine elektronik satış yaptığı Türkiye bu alanda sadece 4 Avrupa ülkesinin önünde yer aldı. Rapora göre sınır ötesi e-ticarette Avrupa ortalaması %8. Apple CEO'su Tim Cook, Kaliforniya'daki genel merkezde yapılan bir toplantıda şirketin 1 milyarıncı iPhone'unu sattığını duyurdu. Son çeyrekte azalma gösterse de yine beklentilerin üzerinde çıkan iPhone satışları şirketin hisse fiyatının da artmasına neden oldu. Sonuçlara göre 25 Haziran'da sona eren 3 aylık dönemde Apple 40,4 milyon iPhone sattı. Şirketin çeyrek cirosu 42,4 milyar dolar, net geliri ise 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 3. çeyrekte App Store gelirlerinin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını duyuran Apple'ın servis gelirleri %19 artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Arge harcamalarını hatır sayılır oranda artıran Apple son 9 ayda 7,9 milyar dolar araştırma geliştirme harcaması yaptı. Bu rakam önceki yılın aynı döneminde 5,9 milyar dolardı. Dünyanın etrafını yalnızca güneş enerjisi kullanarak dolaşan ilk uçak Solar Impulse 2 turunu tamamladı. Mart 2015'te Abu Dhabi kalkan Solar Impulse 2 bir yıldan uzun süren bir yolculuktan sonra önceki gün yeniden Abu Dhabi'ye inerek tarihe geçti. Güneş enerjisiyle çalışan ilk insanlı uçağı bundan 6 yıl önce tanıtan İsviçreli Solar Impulse'ın ikinci denemesi olan Solar Impulse 2 40 bin kilometrelik yolculuğunda hiç yakıt ikmali yapmadı. Solar Impulse 2'nun kanat genişliği 72 metreyi buluyor ve uçağın üzerinde 17.000'den fazla güneş paneli bulunuyor. 2,3 ton ağırlığıyla geleneksel muadillerine göre oldukça hafif olan uçak, dünya turu boyunca havada ortalama
Saatte 75 kilometre hızla uçtu. Beklenenden daha iyi çeyrek sonuçlar açıklayan şirketlerden biri de Facebook oldu. Aylık aktif kullanıcı sayısını 60 milyonluk artışla 1.71 milyara yükselten sosyal ağın aylık aktif mobil kullanıcı sayısı ise 1.57 milyar. Günlük mobil kullanıcı sayısı 1 milyar oldu. Son çeyrekte gelirlerini %3.63 arttıran şirket gelir tahminlerini de aşarak 6.44 milyar dolar kazandı. Yıllık bazda gelirlerini %59 oranında arttıran Facebook'un reklam gelirleri de %84 artmış ve toplam reklam geliri 6.24 milyar olarak kaydedilmiş. Facebook'un çeyrek sonuçlarında paylaştığı bir diğer ilginç rakamsa sosyal ağda günde 2 milyar arama yapılıyor olması. Haftanın özetini dinlediniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.